Merhaba sevgili arkadaşlar. Rehberlik sorularının yanıtlarını veriyorum. Beden eğitimi dersinde futbol maçı yapan öğrenciler kendi aralarında tartışmaya ve giderek kavga etmeye başlamışlardır. Kavgada öğrencilerden birisi bıçaklanarak yaralanmış ve olayın büyüdüğünü gören okul idaresi okula polis çağırmıştır. Yapılan incelemede öğrencilerden birinin psikolojik sorunlarının olduğu, anne ve babasının da boşanmak üzere olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine öğrenci hakkında okulun psikolojik danışmanı, olaya tanık olan beden eğitimi öğretmeni, polisler, muayene eden doktor ve savcı bir toplantı yapmışlardır. Yapılan bu toplantı bireyi tanıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir diye sormuş. Soruda öğrenci hakkında bilgi almak için psikolojik danışman, olaya tanık olan öğretmen, polis, savcı bir araya gelerek toplantı yapmıştır. Arkadaşlar birden fazla uzmanın bir araya gelerek bir soruna çözüm bulmaya çalışmaları vaka konferansı olarak ifade edilir. Dolayısıyla da doğru cevabımız D şıkkıdır. 70. sorumuz. Yukarıdaki parçaya göre erene ve anne babasına sağlanması gereken rehberlik çalışmaları aşağıdakilerden hangisidir? Eren, ilköğretim son sınıfta okuyan oldukça başarılı bir öğrencidir. Yetenekleri ve ilgi duyduğu bazı meslekler hakkında bilgi edinmiştir. Ancak hangi mesleği seçmek istediğinden emin olmamakta ve kararsızlık yaşamaktadır. Örneğin, bir gün doktor olmayı istediği için genel liseye gitmeye karar vermekte, bir süre sonra vazgeçip bilgisayar mühendisi olmaya karar verdiği için teknik meslek lisesine gitmeyi düşünmektedir. Bu durumundan dolayı da son zamanlarda ailesiyle ve çevresiyle olan ilişkilerinde de olumsuzluklar yaşamaya başlamıştır. Eren'in bu durumunu fark eden annesi ve babası da nasıl davranmaları ve ne yapmaları gerektiği konusunda bir fikir sahibi değildirler. Eren'e ve anne babasına hangi rehberlik çalışması uygulanacak diye sormuş. Arkadaşlar, bireyin karşılaştığı mesleki rehberlik kapsamındaki sorun onun hayatını da olumsuz etkilemeye başlamışsa öncelikle mesleki danışma hizmeti sunulmalıdır. Eren'e mesleki danışma hizmeti vermeliyiz. Birey tarafından istenmeyen bir davranışın düzeltilmesi amacıyla bireye yardımcı olmak iyileştirici, çare bulucu işlev olarak ifade edilir. Aileye de çare bulucu rehberlik çalışması yapılmalıdır. Dolayısıyla da cevabımız A şıkkındır arkadaşlar. Bu doğrultuda Serpil öğretmen aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınmalıdır? Bireyin kişilik gelişiminin bir süreç olduğunun bilincinde olan Serpil öğretmen, eğitim öğretim ortamında sergilediği davranışlarla öğrencilerinde olumlu bir benlik algısı geliştirmeyi hedeflemektedir. Arkadaşlar, bireyin kişilik gelişiminin bir süreç olduğunun bilincinde olan Serpil öğretmen, eğitim öğretim ortamında sergilediği davranışlarla öğrencilerinde olumlu bir benlik algısı geliştirmeyi hedeflediğinde B, C, D ve E seçeneklerinde verilen davranışları yapmaktan kaçınmasına gerek yoktur. Çünkü bu durumlar öğrencilerin benlik algılarına olumlu yönde katkı sağlayacak davranışlardır. Ancak A seçeneğinde verilen ifade, öğrencilerin birbirleriyle mukayesesi ve aynı zamanda bireysel farklılıkların dikkate alınmaması anlamını taşıdığından dolayı öğrencilerin benlik algılarında olumsuzluklara neden olacaktır. Bu nedenle de doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Ülkemizde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili uygulamaların sınıf içerisinde sorumlusu ve uygulayıcısı sınıf ya da şube rehber öğretmenleridir. Sınıf içerisinde rehberlik etkinliklerini uygulama sürecindeki sınıf ya da şube rehber öğretmeninin aşağıdaki tutumlarından hangisi rehberlik ilkelerine aykırı bir durumdur? Arkadaşlar, A şıkkına baktığımızda öğrencilerin özel hayatlarını açığa çıkaracak bilgilerin sınıf ortamında paylaşılmasını önlemek aykırı bir durum değildir, doğru bir durumdur. C şıkkına baktığımızda rehberlik etkinlikleri sürecinde öğrencilerin birbirleriyle paylaşımlarının tartışmaya dönmesini önlemek aykırı bir durum değildir, yine yapılması gereken doğru bir uygulamadır. D şıkkına baktığımızda rehberlikle ilgili grup etkinliklerinde grupların ve rollerin her seferinde aynı öğrencilerden oluşmamasına dikkat etmek. Evet, sınıf rehber öğretmeni buna da dikkat etmelidir. Doğrudur. E şıkkına baktığımızda rehberlik hizmetleri kapsamında hazırlık yapılması gereken etkinliklerde öğrencileri önceden bilgilendirmek ve hazırlanmaları için süre vermek. Bu da öğretmen için yapması gereken doğru bir uygulamadır. Oysa B seçeneğinin ifadesi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri anlayışına aykırıdır. Çünkü rehberlik hizmetleri sürecindeki etkinliklere katılım bireyin gönüllü olmasına bağlıdır.
Oysa burada arkadaşlar etkinliklere katılımın zorunlu olduğu söylenmiş. Bu bir rehberlik ilkesine aykırı durumdur. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Okul rehberlik servisince anne ve babalara yönelik olarak yürütülen bir dizi eğitim çalışmaları çerçevesinde davet edilen bir uzman, Çocuklarımız ve Biz isimli seminerde nedendir bilemem ama çocuklarımızla ilişkilerimizde her konuda kendimizi haklı görür ve bu davranışımızı ısrarla sürdürmeye çalışırız. Bu belki de anne ve babalara özgü bir davranış kalıbı olsa gerek. Olayları bir de onun gözüyle görmeyi hiç düşünmeyiz. Bu nedenle de hep kendimizi haklı görerek çocuklarımıza özgür davranma hakkı tanımayız. Her şey bize göre ise ve bizim istediğimiz gibi ise doğrudur. Bu anlayışsızlığımızın bedelini de hep ödemek zorunda kalırız. Uzmanın konuşması insan ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmaktadır? Arkadaşlar bu paragraf bize insan ilişkilerinde empatinin önemine vurgu yapmaktadır. Empati karşıdakinin gözüyle görebilmek, doğru olarak anlayabilmek demektir. Onun gözüyle dünyaya bakıp nesnelliği kaybetmeden onun yerinde olsam ben ne hissederdim diyebilmektir. İçinden geldiği gibi yaşamak ise kalıplara takılmadan, sosyal baskılara maruz kalmadan bireyin kendi iç dünyasından gelen sese kulak vermesidir. C şıkkındaki saydamlık bireyin içten, dürüst, samimi olmasıdır. D şıkkındaki yanılmazlık bireyin hata yapmayacağını düşünmesidir. E şıkkındaki yaşantıya açık olma bireyin içsel ve dışsal uyaranlara açık olmasıdır. Paragraf bize kendimizi karşımızdakinin yerine koymasından bahsettiği için doğru cevabımız B şıkkı empati olacaktır arkadaşlar. Lise 2. sınıfların rehber öğretmeni Sema Hanım, sorumlusu olduğu sınıfla ilgili sınıfımda bir bütünlük var mı? Kız ve erkek öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkisi ne düzeydedir? Sınıfta gruplaşmalar var mıdır gibi sorulara yanıt aramaktadır. Sema Hanım'ın bu sorularına yanıt bulmak amacıyla önerilebilecek en uygun bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Sınıf içinde arkadaşlık ilişkilerinin ne düzeyde olduğunu, gruplaşmaların olup olmadığını belirlemek için kullanılan teknik arkadaşlar sosyometridir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki parçaya göre Gülay'a sunulacak rehberlik hizmeti öncelikle hangi problem alanına yönelik olmalıdır? Genelde başarılı ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri yüksek olan Gülay, son zamanlarda devamsızlık yapmaya ve ödevlerini aksatmaya başlar. Sınavlarında aldığı notlar da düşmeye başlamıştır. Gülay, sınıf rehber öğretmeninin önerisiyle okul rehber öğretmeniyle görüşür. Bu görüşmede babasının işlerinin son zamanlarda bozulduğunu, anne ve babasının sık sık tartışmaya başladığını ve onların ayrılmalarından korktuğunu anlatır. Evet arkadaşlar, burada bize problem alanına göre rehberlik sorulmuş. Dolayısıyla bizim kişiler arası diye bir problem alanımız yok. Sosyal diye bir problem alanımız yok. Ya eğitsel, ya mesleki, ya da kişisel olmak zorunda. Şimdi parçaya baktığımızda Gülay'ın son zamanlarda devamsızlık yapması ve ödevlerini aksatmaya başlaması, sınavlarında aldığı notların düşmesinin nedeni ne olarak verilmiş? Babasının işlerinin bozulması, anne ve babasının sık sık tartışması ve onların ayrılmalarından korkması olarak verilmiş arkadaşlar. Burada akademik konularda sorunlar baş gösteriyor gördüğümüz gibi. Öğrencinin derslerinde düşüşler var. Fakat sorunun kaynağı eğitsel değildir. Kişinin kendisiyle ilgili bir problem olduğu için kişisel bir sorundur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Sınıf öğretmeni Nurdan Hanım'ın aileye rehberlik servisiyle görüşmesini önermesi ve onlara randevu ayarlaması aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisini örnektir? Yılların deneyimli sınıf öğretmeni olan Nurdan Hanım bu yıl birinci sınıfları okutmaktadır. Sınıfında aşırı hareketli, yerinde duramayan, sürekli sınıfın düzenini bozan ve bir türlü kontrol edilemeyen bir öğrencisi bulunmaktadır. Verdiği uğraşılardan bir sonuç alamayan Nurdan Hanım, öğrencisinde hiperaktivite ve dikkat eksikliği olabileceğini düşünür. Ailesini okula davet ederek onlara rehberlik servisiyle görüşmelerini önerir ve onlara bir randevu ayarlar. Okul rehber öğretmeni aileyi çeşitli broşürlerle aydınlatır. Şimdi paragrafta arkadaşlar sınıf öğretmeni Nurdan Hanım'ın aileye rehberlik servisiyle görüşmesini önermesi ve onlara randevu ayarlaması sevk hizmeti olarak ifade edilir. Sevk hizmeti problemi olan bireyin daha etkili yardım sunabilecek bir kişi veya kuruma yönlendirilmesidir. Bu nedenle de doğru cevabımız C şıkkı sevk hizmetidir arkadaşlar.
Metin Bey, karşı karşıya kaldığı olaylar karşısında neyin doğru, neyin yanlış olduğuna kendi değerler sistemine göre karar vermekte, başkalarının baskı ve kontrolünden etkilenmemektedir. Metin Bey'in bu özelliği rehberliğin hangi temel ilkesiyle örtüşmektedir? Arkadaşlar, karşı karşıya kaldığı olaylar karşısında neyin doğru, neyin yanlış olduğuna kendi değerler sistemine göre karar vermekte, başkalarının baskı ve kontrolünden etkilenmemekte olan Metin Bey'in bu özelliği rehberliğin özerklik ilkesiyle örtüşmektedir. Özerklik, bireyin bağımsız olabilmesi, kendi kararlarını kendisi verebilmesidir. Bu nedenle de doğru cevabımız B şıkkıdır. Rehberliğin rol ve işlevini öğrenciyi sadece ruhsal açıdan korumak ve sorunlarını çözmek olarak değil, öğrencinin zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal yönlerini bütün olarak ele alarak çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun olarak desteklenmesi anlayışı üzerine temellendiren bir okul rehberlik programı rehberliğin hangi işlevini ön plana almıştır? Arkadaşlar, öğrenciyi sadece ruhsal açıdan korumak değil, öğrencinin zihinsel, bedensel, duygusal tüm yönlerden içinde bulunduğu gelişim dönemine göre desteklenmesi geliştirici rehberliğin görevidir. Dolayısıyla da doğru cevabımız geliştirici rehberlik D şıkkıdır. Gelişimsel kapsamlı rehberlik programının sınıf içi etkinliklerinin yürütülmesi sorumluluğu sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasında bulunmaktadır. Bu etkinlikler öğrencilerin gelişim düzeyini ve gelişimsel ihtiyaçlarını dikkate alarak planlanmış hiyerarşik sırayla sunulmalıdır. Bu etkinlikler çerçevesinde sınıf rehber öğretmenlerinin okul ve sınıf kurallarını öğretmede aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış olur? A şıkkına baktığımızda arkadaşlar, öğretmek istediği kuralı açıklaması ve öğrencilerin bunlar üzerine tartışmalarını sağlaması doğru bir uygulamadır. Bunu yapması gerekir rehber öğretmen o kuralları belirleme çerçevesinde. B şıkkına baktığımızda kuralın ne işe yaradığı ve neden konulmuş olabileceği konusunda öğrencilerin görüşlerini sorması ve dile getirmelerini sağlaması bunu da yapabilir okul rehber öğretmeni arkadaşlar. D şıkkına bakıyoruz. Kurala uyulduğu ve uyulmadığı zaman ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında öğrencilerin bilgiler toplayıp sınıfta sunmalarını sağlaması bunu da yapabilir. D şıkkını da yapabilir arkadaşlar. E şıkkında rehberlik saatinde rol oynama tekniği ile kuralı uygulatması ve sonuçlarına ilişkin görüşlerin dile getirilmesini sağlaması bunu da yapabilir. Bu da değişik bir tekniktir arkadaşlar. Fakat C şıkkında kurallara uymayan öğrencilerin uyan arkadaşlarıyla ilişkilerini yasaklayarak kurallara uygun davranışlar geliştirmelerini sağlaması yapılmaması gereken bir şeydir. Çünkü rehberliğin amacı öğrencileri kaynaştırmak, ilişkilerini geliştirmektir. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Okan Bey, mükemmel bir insan olmadığının bilincinde olup kusurlarını ve sınırlarını iyi bilir. Mükemmel olamayışından, zayıflığından ve tutarsızlıklarından utanmaz ve kendini suçlu hissetmez. Başkalarının kendisinden daha yetenekli, daha aklı başında olduğunu bilse bile ne onlara erişmeye çalışır ne de bir aşağılık duygusuna kapılır. Okan Bey'in özellikleri aşağıdakilerden hangisine örnektir? Parçada Okan Bey'in kendini kabul ettiği görülmektedir arkadaşlar. Kendini kabul demek, bireyin kendisini ve sahip olduğu özelliklerini olduğu gibi kabul edebilmesidir. Parçada da Okan Bey'in bu özelliğinden bahsedilmiştir. Doğru cevabımız E şıkkı, kendini kabul olacaktır.